Bugün konuşmamıza iki güzel haberle başlamak istiyoruz. Birincisi Gordion antik kenti UNESCO Dünya Mirası'na 20. varlığımız olarak kabul edildi. Bu toprakların her yerinden kültür ve tarih fışkırıyor. Yakın gelecekte başka tarihsel varlıklarımızın Dünya Mirası'na alınacağına inanıyoruz. İkincisi ülkemizin yüz akı dünya şampiyonu olan kadın milli voleybol takımımız olimpiyatlarda da başarılarına devam ediyor. Yürekten kutluyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Değerli arkadaşlar iki hafta sonra yeni yasama yılı başlayacak. Gerçekten ülkenin yurttaşlarımızın büyük sorunları var. Biz öncelikle ilk hafta yasama faaliyetlerinin başladığı ilk hafta emeklilerin sorunlarını, maaşlarını gündeme alınmasını ve bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Maaş düzenlemesi gelmeli. Gerçekten şu saat itibariyle yani bugün en az 20 emekli aradı. Büyük sorunları var, yaşayamıyorlar. Bunu söylemek istiyoruz. Yeni yasama yılında halkın, ülkenin yararına olan tüm hususları destekleyeceğimizi söylüyoruz ve halkın insanlarımızın ülkemizin yararına olacak önerilerimizi de meclis gündemine getireceğimizi belirtiyoruz. Büyük sorunlar var dedik. Evet, emeklinin, öğrencinin, işçinin, çiftçinin, memurun kadın cinayetlerinin, çevrenin, güvenliğin, dış politikanın, adaletin yani Ülkenin tüm sorunlarını meclis gündeminde, bu yasama döneminde de uzun uzun tartışacağız. Biz sorunların konuşulması, yani gerçek sorunların konuşulması çözülmesini istiyoruz mecliste. İşlevsel, gerçekten saraya değil halka yüzünü dönen, sarayın değil halkın sorunlarını çözen bir yasama yılını hep birlikte geçirmek istiyoruz. Evet, mülteci sorunu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda bizi şikayet etmiş partimizi. Ne demiş? Ülkemizde ana muhalefet partisi seçimi kazanırsak mültecileri göndereceğiz diye tehdit etti. Biz ise tam aksi biz mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz demiş. Şimdi değerli arkadaşlar, bir kez daha söylüyoruz. Erdoğan'la ve arkadaşlarına, bakanlarına. Biz sayısı 8,5 milyonu bulan mültecileri ülkemizde istemiyoruz. Net bir şekilde söylüyorum bunu. Şimdi ne yazıktır ki biz gönderme taahhüdünü halkımıza yapıyoruz. Yurttaşlarımıza yapıyoruz. Beyefendi onların bu ülkede kalma taahhütlerini egemen ülkeleri yapıyor Birleşmiş Milletler'de. Farkımız bu. Biz kendisini mülteci yuvası haline getirdiği ülkemizde ve bundan dolayı halkımıza şikayet ediyoruz. O bizi Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor. İşte beyefendi sen bu kadar yerli ve millisin. Evet anketler yapılıyor. Türkiye'nin yüzde 85'i mülteci ve sığınmacıları bu topraklarda istemiyor. Yani sen Birleşmiş Milletler'e Cumhuriyet Halk Partisi'ni şikayet etmiyorsun. Sen Birleşmiş Milletler'e bu ülkenin yüzde 85'ini şikayet ediyorsun. Halkını şikayet ediyorsun. Halkın isteklerini görmezden geliyorsun. Ben oraya gitmişken, bu konuşmayı yaparken, dünya liderleri oradayken bizi şikayet ediyor. Bir şey daha yapsaydı o dünya liderlerine tek tek sorsaydı. Hepsine. Ülkenizde 8,5 milyon mülteci ister misiniz? Ve o cevapları da sansürsüz bir şekilde gelip bu ülkede paylaşsaydı. Evet, bizi şikayet etme. O ülke liderlerine sor bakalım Sayın Erdoğan. Ülkelerinde bu kadar sığınmacı isterler mi? Şunu da sor. Siz ülkenizde 400 bin dolar karşılığında önüne gelen vatandaşlık veriyor musunuz? Bunun devamını da gel bize paylaş. O yüzden bu beyefendi sorumluluğu o ülkelere değil 85 milyonadır bu ülkeyedir. Bu yüzden açıklamalarına dikkat etmeli. Şimdi bu konuda seçim öncesi oy almak için meydanlarda Erdoğan ne diyordu? Mültecilerin kendi topraklarına dönmelerini sağlayacağız. Konut projelerini yapıyoruz. Mültecileri göndereceğiz. Dedi mi dedi? 85 milyon duydu. Peki bugün niye orada? EY sahipliğimize devam edeceğiz diyor. Ben bunu soruyorum. Ha. Seçim öncesi farklı, bugün farklı. Her konuda olduğu gibi içeride farklı, dışarıda farklı. Ve bu konu kanayan bir yara günden güne büyüyor. Türkiye'nin her yerinde büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunun kesin, net ifadelerle çözümünü de öneriyoruz. Gitmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda o bizi Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyor. Biz ise Erdoğan'ı bu konuda halkımıza bir kez daha şikayet ediyoruz diğer bir konu ekonomi. Milyonlarca insan vatandaşımız, öğrencimiz, memurumuz, emeklimiz, işçimiz, çiftçimiz büyük sorunlar yaşıyor. Ve bunu görmezden gelen, sürekli hikayeler anlatan bir iktidar var. Değerli arkadaşlar, bir sefer iktidarda olduğu sürece faiz inecek. Kimse faizi çıkartamaz. Ben burada olduğum sürece faiz inmeye devam edecek diyen bir cumhurbaşkanı var. Ne oldu? Birbirinden zıt, akıl dışı ekonomik programlar uyguladı. Önce faiz indirdiler, artırmamakta direndiler. Sonra faizi artırmak zorunda kaldılar. Dolar 8,5 liradan 27 liraya çıktı. Doların yükseldiğini görünce kur korumalı mevduat denen saçma sapan bir sistemi getirdiler. Bunun faturası yaklaşık yıl sonuna kadar 700 milyar. Şimdi bunu karşılamak için halkın ekmeğinden, içtiği sudan, elektriğinden, arabasına kadar vergi yüklediniz. Onlardan aldığınız vergiyi bir avuç zengine ilettiniz. Ve şimdi utanmadan, sıkılmadan kur korumalı mevduat hedefine ulaşmıştır diyor. Evet ulaşmıştır. Çünkü senin Hedefin zengini daha çok zengin yapmak, fakiri daha çok fakirleştirmek. Şimdi lütfen rakamlara bakalım. Bu yıl halktan 4 trilyon 270 milyar vergi alacağız diyor iktidar. 2024'te 7 trilyon 402 milyar toplanacağını söylüyor. Bu insanların katlanabileceği bir yük değil. Borç Borç miktarlarına bakalım. Bu rakamları ben açıklamıyorum. Beyefendinin bakanları açıklıyor. AKP iktidara geldiğinde hazinenin iç ve dış borcu 243 milyar. Peki faiz indirmeye başlamadan önce yani 2021'de borçlar ne kadar? 2.2 trilyon. Peki bugün borç ne kadar? 5.8 trilyon. Yani 2002'den bugüne kadar iç ve dorş, iç ve dış borç miktarı 25 kat artmış. Büyük bir faiz sarmalı içerisindeyiz. Faizin faturası 1.1 trilyonken bugün yaklaşık 5 trilyon. Bunu da emekliden, işçiden yani ezilen kesimden alan bir iktidar var. Değerli arkadaşlar, şimdi Türkiye'de yıl sonu öngörülen ki asla tutmayacak bir hedef enflasyon yüzde 65. Buna rağmen asgari ücretli yüzde 34, memur o yüzde yedi buçuk zam yapıldı. Ve şimdi Hazine Bakanı çıkmış diyor ki biz bundan sonra işçi ve memura yapacağımız zamlarda mevcut enflasyon oranları değil öngörülen enflasyon oranlarına göre yapacağız. Yani %85 yıl sonra enflasyon olacak ama Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı %20 öngörecek, %20 yapacağız. Bu bir utanmazlıktır. Bu bir gaddarlıktır, vicdansızlıktır. Türkiye'nin gerçeği pazarda, çarşıda, icra dairelerinde, sokakta kalan kirasını ödeyemeyen milyonlarca insanda. Geliyorum... Dolar 27 lira, Faizlere bakıyorum. İnsanlar tabii ki büyük sıkıntılar çekiyor. İhtiyaç kredisi yüzde 69 faiz. Bugün ülkemizde. Ticari kredi yüzde 31. Konut, konut. En büyük sorun şu anda. Yüzde 50 konut kredisi. Ülke böyle bir durumda. Şimdi halka yapılan, insanlara yapılan zamları bir kenara koyalım. Bugüne kadar ekmekten, sütten, etten, elektrikten, elektrikten, sudan, ee, sudan mazota kadar bir kenara koyalım. Kat ve kat artmış. En son her basın toplantısında mutlaka ki bir faiz zammı değiniyoruz. Hangisi? Hızlı tren fiyatları. Ne kadardı? Bakın, hiç geriye gitmeyelim. 2022'de 183 liraydı hızlı tren. Yani insanlar uçağa binemez, otobüse binemez, arabaya zaten binemiyor, trene biniyor. 183 liradan bir yılda 430 liraya çıkmış. Şimdi neyi konuşuyoruz biz? Trenden bahsediyorum. Bakın ulaşım en temel insanların ihtiyacından beslenmeyi karşılayamıyorsun, barınmayı karşılayamıyorsun, şimdi ulaşımı da karşıla, karşılayamayacak hale geldin. Ve dalga geçiyorlar. Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim'de emekliye 5 bin lira seyyanen ödenek, para verilecekmiş. Ya valla Cumhuriyetin 100. yılında aylardır 7 bin 500 liraya mahkum ettiğin emekliye bence 100 bin lira vermelisin. Çünkü 5 aydır sürekli borçlanıyor. Kredi kartına borçlanıyor, çocuğuna borçlanıyor, kardeşine borçlanıyor, kiraya borçlanıyor. 5 bin lira nedir? Diğer bir sorun emekten, haktan, işçiden bahsediyoruz. Kıdem tazminatı. Bakın şimdi de bu ülkedeki işçinin, emekçinin alın terine kıdem tazminatına göz diktiler. Ne yapacaklarmış? Tamamlayıcı emeklilik sistemini getireceklermiş. İşçi nerede çalışırsa, kaç iş yeri değiştirirse değiştirsin, en son emekli olduğunda bu parayı alacakmış. Gerçekten akıl tutulması. Bunu 2011'de Celil Yılmaz denedi. Bunu Mehmet Müezzinoğlu 2016'da denedi. İşçi ve sendikalar direnç gösterdi, yapamadılar. Bugün yine aynı sistemi getiriyorlar. Biz muhalefet partileri, sendikalar, işçiler gerekirse sokağa dökülürüz. İşçinin kıdem tazminatını bu insanlara teslim etmeyiz. Bu iktidara teslim etmeyiz. İşte işsizlik fonundaki para nerede? Deprem vergileri nerede? Aynı şekilde beyefendi kıdem tazminatında toplayıp bir fon oluşturacak, faize verecek, kur korunmalı mevduata verecek. Olmaz arkadaşlar. Bu konuda hepimiz tüm Türkiye, tüm emekçiler, tüm işçiler muhalefet partileri direnç göstermelidir. Şimdi eğitim Öğrenim yılı başladı ama büyük sorunlarla başladı. Sürekli olarak şikayetler geliyor. Ve bu şikayetler bitmek tükenmek bilmiyor. Ve buna kulağını tıkayan, gözünü kapatan bir iktidar var. Bir bakan var. Hemen mülakattan başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı diyor ki mülakat kalkacak. Bakan diyor ki devam edecek. Şimdi birinden biri yalan söylüyor. Birinden biri ya da doğruyu söylemiyor. Ben soruyorum mülakat kalkacak mı kalkmayacak mı? Bu bakan bir anlamda başlattığım bu sistemi ki bu başlattığı müsteşardı Milli Eğitim Bakanlığı'nda kaldırmam diyor. Şimdi eğer iktidar öğretmen atamalarında bile yandaşlarını, tarikatlardaki listeleri, Atayacaksa ve bunu mülakat kılınısına sokacaksa bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu bakan müsteşarken de sorumlu bir müsteşardı. Şimdi de bana göre sorumlu bir bakan. Sakıncalı bir bakan. Niye sakıncalı bir bakan? Bakın arkadaşlar bu kişi müsteşar olduğu döneminde yaptığı bazı uygulamalardan örnek vermek isterim andımızı kaldırdı. Eğitim bakanlığı tefcih sistemini altüst etti. Özel okulda çalışan öğretmenleri asgari ücrete mahkum etti. Yaklaşık olarak ülkenin en gözde okulları proje okulu uygulamasını kapsam alarak 150 bin öğretmen ve yöneticinin atamalarını doğrudan bakan tarafından yaptı ve öğretmenlerin tamamını torpil atadı. Sözleşmeli öğretmenlik getirildi, iş güvenliği yok edildi. Tarikat ve cemaatlerin yurtlarına yasal kırıp yaratıldı. FETÖ ve PD şüphesiyle soruşturma başlatan okulları ziyaret etti bu bakan. Şimdi bundan hizmet bekliyoruz. Göreve geldi, bakan oldu müsteşar olduktan sonra. Ne yapıyor? Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesiyle laik eğitimi yok etmeye çalışıyor. Karma eğitim yerine kız ve erkek okullarının açılmasını arzuo eden bir bakan var. Utanıyorum bu düşüncesinden. Şimdi de mülakat. Mülakatları mülakat gibi yapacağız diyor bakan. Bugüne kadar nasıl yaptın sayın bakan merak ediyorum. Eğer bugün mülakatları mülakat gibi yapacaksan dün nasıl yaptın? Dün yandaşlarını belli tarikatlardan aldığın kadroları, listeleri mülakattaki verdiğin puan rezaletleriyle yanlışlara teslim ettin. Milyonlarca genç pırıl pırıl öğretmenin hakkını yedin. Bu onun bir itirafıdır değerli arkadaşlar. Bakan diyor ki atamalarda KPSS puanının yüzde mülakatında yüzde alacağız. E ne yapacaksın? 90 puan almış pırıl pırıl bir öğretmene mülakatta 20 vereceksin. 70 puan almış bir başka torpilli öğretmen adayına da 90 vereceksin. Ve buna da adalet diyeceksin. Ben son 14 yıldır hiçbir atamada, hiçbir mülakatta bir mantık göremedim. Öğretmenler Sayın Bakan'dan mülakat değil, liyakat istiyor. Öğretmen adayları mülakat değil, liyakat istiyor. Adalet istiyor. Mülakatı kaldırın. Zaten bir güvenlik soruşturması yapılıyor ve bu ülkedeki çocuklarımız alın terinlerinin, alın terinlerinin karşılığını okulda döktükleri emeklerin karşılığını alsın. Öğretmenlerden bu çocuklardan ellerinizi çekin. Yine çok acı bir durum. Bu bakan göreve gelmeden önce, dört ay önce uygulamaya başladı, başlanan okul öncesi çocuklara bir öğün yemek verilmesi. Bu projeyi Cumhurbaşkanı seçimlerde de kullandı. Bir vaat olarak halka anlattı. Şimdi yeni gelen genelgeyle artık çocuklarımıza bir öğün bile yemek verilmiyor. Hey Cumhurbaşkanı, sen benim güzel ülkemde milyonlarca aileye üç çocuk vaat ettim. Ama şimdi bu çocuklara, doğan bu çocuklara bir öğün yemek vermekten aciz. Bu utanç verici bir durumdur arkadaşlar. Çocuklara önerilen poğaça, süt gibi beslenme çantası, beslenme öğünlerinin haftalık maliyeti 140 lira. Aileler bunu veremiyor. Ve hemen buradan nereye geliyorum? Dünya Gıda Örgütü'nün 2022 verilerine göre Türkiye'de 14.8 milyon kişi yetersiz besleniyor. TÜİ'ye göre bu ülkedeki çocukların %62.4'ü her gün ekmek ya da makarna yemek zorunda kalıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Raporu'na göre Türkiye'deki 5 yaş altı çocuklardaki bodurluk oranı İçimiz yanarak bunu söylüyoruz, yüzde beş buçuk. Hekimler, yetersiz beslenmenin hem fiziksel hem zihinsel gelişimini bozduğu ve çocuklardaki başarıyı düşürdüğünü belirtiyor. Ve buna rağmen bu bakan, bu saray rejimi hiçbir uyarıya dikkate almıyor. Yine bir sorun, bazı okullar ve milliyetin müdürlükleri, üniforması, okul forması olmadan okula gelen çocukları okul alınmayacağını söylüyor. E alamıyorlar. Yok. Ben bu okullara sormak isterim. 100 liraya imal edilen bir tişörte bir arma yapıştırarak 300 lira etiketle bir yerden alma zorunluluğunu getiriyorsun. Alamıyor. O anne baba ne yapacak? O çocuğu elinde olan kıyafetle yollayacak. Çünkü gerçekten bu ülkede milyonlarca aile ne çocuğuna bir öğün okulda yemek parası verebiliyor ne de oyunu formayı alabiliyor. Bir sosyal devlette üniforman, tişörtün, eşofmanın yok seni okula almıyorum mu demeleri lazım. Ya da yoksa ben sana bunu vermekle göreliyim mi demesi lazım. Evet bu da hepimizin içini acıtan ve son dönemlerde bizlere gelen en önemli şikayetlerden bir tanesi. Son olarak Türkiye'de mafya siyaset ve uyuşturucu. Son dönemlerde çok sayıda uluslararası suç örgütü lideri maalesef Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Son iki yılda Türkiye'de yakalanan organize suç örgütü liderleri ve cinayetlerine bir parça örnek vermek istiyorum. Evet, İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde Gürcü, Azerbaycan, İran mafyaları çatıştı. İstanbul'un göbeğinde. İstanbul Mecidiyeköy'de kırmızı bültenle aranılan Sırp mafya lideri öldürüldü ülkemizde. Yine İstanbul'da kazak bir mafya liderinin iki iş insanına işkence ettiği ortaya çıktı. Azerbaycanlı mafya lideri Elnur Gasimov Ataşehir'de öldürüldü. İtalya'da uyuşturucu kaçakçılığına mahkum edilen ve kırmızı bülten ile aranan İtalyan uyuşturucu baronu Antalya'da yakalandı. Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından kırmızı bülten ile aranan uyuşturucu baronu Haziran ayında Muğla'da yakalandı. Peki en son ne oldu? Daha yeni 6 Eylül'de İstanbul'da İsveç mafyası çatıştı. Peki arkasından kim çıktı? Evet, Kırmızı bültenle uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüsü aranan İsveç vatandaşı olan Rava Macit'in Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Ve bunu 400 bin dolara Bodrum'dan villa alarak kazandığı ortaya çıktı. Nasıl bu kişi Türk vatandaşı oluyor? Nasıl bir organize suç örgütünün lideri benim ülkemde 400 bin dolar vererek vatandaşlık alıyor? İki şey soruyorum ben bu iktidara. Bir, istihbarata MİT'e bunu sormuyor musunuz yaparken? Eğer sormuyorsanız vahim. Eğer sorup bu bilgiler gelmiyor ya da görmezden geliyorsa bu bir rezalettir. Ver 400 bin doları kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun. Bu artık utanç duyulacak bir noktaya gelmiştir. Neden? de bunlar? Niye Türkiye'de bunlar? Çünkü Türkiye uyuşturucu, kara para ve bu tip e, suç örgütlerinin yuvası haline gelmiş. Buna iktidar aracılık yapmış, vatandaşlık vermiş, görmezden gelmiş. Şimdi Daha yakın bir zamanda yine Ayağınbora Kaplan diye birisi yakalandı. Ve yurt dışında kasinalardan kazandığım parayı vergi barışını da ülkeye getirdim dedi. Siz çıkardınız kanunu ben parayı akladım dedi. Aslında maalesef utanarak söylüyorum doğru söylüyor. O gün biz buna itiraz ettiğimizde bir hukuk devletinde şeffaf bir devlette böyle bir yasa olmaz dediğimizde biz suçlanıyorduk. Ama bu kişi çıktı. Nasıl bu paraları bu ülkeye getirdiğini bu kim için çıktığını, kimler için çıktığını itiraf etti. Son olarak bakın uyuşturucu 2009'da X söylemek istemiyorum burada. Uyuşturucu madde toplam 103 kilo kalanmış Türkiye'de. Arkadaşlar 2022'de aynı X uyuşturucu madde 16 ton 210 kiloya çıkmış. 16 kat artmış. Ne oluyor neler oluyor benim ülkemde? Günde ortalama 6 kişi cinayetten ölüyor. Masak sürekli olarak bu sayıların arttığını net bir şekilde söylüyor. Baronlar, mafyalar bu ülkede çatışıyor ve bununla ilgili hiçbir müdahalede bulunmayan maalesef ki bir sistem var. Evet, bunların hepsi gerçekten ülkenin büyük sorunları. Artık sokakta, artık iş yerinde, artık okul önlerinde güvenli değiliz maalesef. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim. Evet. Allah korusun. <laughs> Şöyle hayırlı olsun. Ee, kesin böyle bir kararı varsa yapacak hiçbir şey yok. Ee, kendilerine bu konuda söyleyeceğim bir şey de yok. Bir parti böyle bir karar veriyorsa tek başına yürüyecekse e, yürüyecektir. Biz gidene gitme demeyiz. İlla da zorla gel bize ittifak yapmadı yaptı demeyiz. Ama e, tek e, bir şey söyleyeyim üç cümleyle. Siyasi partiler bu tip kararlar verebilirler. Ee, bunda da özgürlerdir. Ama yarın yani 31 Mart'tan sonra 2024 çok çok farklı bir sonuç çıkabilir. Çok başarısız olabilirler. Çok başarılı olabilirler. Bunun da bedelini kendi tabanlara ve halka verirler diye düşünüyorum. başka tabi Evet 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 şimdi şöyle söyleyeyim ee, Öncelikle Tabii ki İzmir'de ya da Konya'da e, yaşanan olaylar Bizleri de özdü ama e, bir hatırlayın son bir yıl içerisinde AKP'nin de İyi Parti'nin de kongrelerinde çok sert tartışmalar oldu, liste tartışmaları oldu. Maalesef bu tip kongrelerde tüm partilerde bu tartışmalar oluyor. Benim dileğim, benim isteğim, muradım olmaması, bunu bir yere bırakalım. E, bu konuda blok ve çarşaf liste e, delegenin vereceği bir karardır. Delege tarafından oylanması gerekir. Ben mesela çarşaf listeyi e, isterim, çarşaf listenin daha e, geniş bir e, alanda uzlaşıyla e, sonuç vereceğini düşünüyorum. Ama sonuçta iki yöntemde, önemli bir yöntem, iki yöntemde kararı il ve ilçe delegeleri, kurultay kurultay delegeleri veriyor. Teşekkür ediyorum.